Birçoğumuz öfkemizin farkındayız ama amalara tutunuyoruz. Ama haksız mıyım? Ama ben de insanım, canım. Ama ne yapayım? Ama lafımı dinlemedi. Ama insan yerine koymuyor beni. Sinirlenmeyim de ne yapayım gibi amalarla, fakatlarla öfkemizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Fakat ne kadar normalleştirirsek normalleştirelim akşam yatağımıza uzandığımızda başımızı yastığımıza koyduğumuzda öfkeli davrandığımız çocuğumuza öfkeli davrandığımız durumlara karşı vicdanımız harekete geçtiği sırada haksızlığımızı, öfkemizi, gerilimimizi fark ediyor. Belki kendi kendimize yüzlerce defada söz veriyoruz ki bir daha öfkeli olmayacağım, bağıran bir anne olmayacağım, bağıran, tepki gösteren bir baba olmayacağım diye. Ancak yine dönüp dolaşıp aynı kısır döngünün içerisine ertesi gün yine giriyoruz. Ama erken kalkmadı, ama sözümü dinlemedi, ama bana anne gibi davranmadı ama şu sorumluluğunu yerine getirmedi. Ama ben de insan değil miyim diye amalarla, fakatlarla yine ertesi günü öfkemizin üzerini normalleştirerek gitmeye çalışan ve tekrar bir kısır döngünün içerisine giren yanımızı kendimiz de keşfediyoruz. Peki kendimizi onarmak için bir sürecin içerisine girmek de bize zor geliyor. Daha önceki programlarda anlatmaya çalışmıştım. Duygu yönetiminin aslında kendisine has bir 6 haftalık süreci olduğunu, kişinin bu 6 haftalık süreç içerisinde içe derinleşmesi gerektiğini, duygularıyla yüzleşip hangi duyguyu nasıl yöneteceğini öğrenmesi gerektiğini, bu 6 haftalık süreç içerisinde bir program takip etmesi gerektiğini daha önceki programlarda anlatmaya çalışmıştım. Bilmiyorum belki denk geldiyseniz Bırak ve Rahatla kitabının içerisinde adım adım öfke yönetimini takip etmeye çalışmıştım, anlatmaya çalışmıştım. Peki bir öfke anında pratik olarak ne yapmamız lazım sorusuna ise işte bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Bir gerilim yaşıyorum. Sözüm dinlenmedi, sözüm geçmedi ya da çocuk çok üstüme üstüme anne 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 baba 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 diye geliyor o sırada ben telefonla konuşuyorum, o sırada ben başka bir şeyle meşgulüm. İşte şurası böylece bir kabarıyor. Sanki elimin tersiyle bir itesim geliyor. Bir kızasım geliyor. Of yeter diye bir bağırasım geliyor. Olduğu sırada ya da iki kardeş kavga etti. Birbirlerine saç baş girip tekme tokat girdikleri sırada tepem attı. Cinim tepeme çıktı. O sırada peki ne yapacağımın cevabını işte bu programda vermeye çalışacağım. Öfke sırasında yapılması gerekli olan dört davranıştan bahsedeceğim bu akşam pedagoji okulunda. Bir gerilim anının, bir öfke anının, bir sinir anının yönetilmesi herhalde bir insanın, bir bireyin, bir insan canlısının, en zor başarabildiği anlardan bir tanesidir. Bir danışanımın sözüyle söylemeye çalışayım. Bana sabahtan akşama kadar taş taşıttırın, zoruma gitmez ama şu öfke duygusunu yönetmem için bana söylediğiniz şeyleri yapamıyor olmak çok zoruma gidiyor. Çünkü öfke taş taşımaktan daha ağır bir duygu. İnsanı yakan bir duygu. İnsanı zorlayan bir duygu. Neye zorlayan bir duygu? saldırganlığa zorlayan bir duygu. Sonra da kendi vicdanını, kendi içini sanki toparlamak üzere amalara, fakatlara sarılan, sal, e, sarıldıran bir duygu. Ama ben haksız mıyım? Ama ne yapayım? Ama üstüme çok geldi. E Ben de insanım diyerek aslında öfkeyi normalleştirmeye çalıştıran bir duygu. Halbuki öfke Sebepsiz ve koşulsuz olarak net bir cümleyle bahsedecek olursak öfke bir patolojidir. Öfke bir problem duygudur. Öfkeyi yönetemiyor olmak kişinin psikolojik sağlam olmadığının en belirgin işaretidir. Bireyin öfkesinin şiddeti geçmişteki incinmişliğin şiddeti kadar yüksektir ya da bir başka deyişle bireyin incinmişliğin şiddeti ne kadar fazlaysa öfkesinin şiddeti de o denli fazladır. Bundan dolayıdır ki öfke nedensel bir problem değildir. Ne demek nedensel bir problem değildir? Ben öfkelendim nedeni şu. Hayır öfkelendin o problem. Nedeniyle ilgili şu anda konuşulmaz. Öfke duygusuna yenik düştün ve sen bağırdın, sen çağırdın, sen saldırganlaştın. O duygu seni saldırganlığa, bağırmaya, sinirlenmeye ya da dişlerini sıkıp böylece kendi kendini yemeye doğru bir durum oluşturdu. Bu problem neden başladı kısmı öfkeyle anılabilecek bir durum değil, tedavi sırasında konuşulabilecek bir durum. Ben sana yüz kere söyledim. Yüz birinci de yine yapıyorsun sinirlenmeyecek miyim? Yani tabii ki sinirlenebilirsin. Tabii ki öfkelenebilirsin ama bu şöylece hafif bir gelip o duyguyu yönetebilecek nitelikte olursa o zaman normalliktir. Ama yüz kere söyledim deyip elindekini bir tarafa fırlatmak, ayağını bir şeye çarpmak, bağırmak, küsmek, İçe kapanmak? Ya ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Öfkeni yönetemiyorsun şu anda. Ama haksız mıyım? Haklılık ve haksızlık üzerinden öfke değerlendirilemez. Öfkenin kendisi problemdir. O yüzden birçok kişi öfkeyi aslında normalleştirmek üzere öfke normal, çok normal insani bir duygudur diye tarif ediyor olması doğru değil ve insan canlısına bir haksızlıktır. Öfke, bireyi eğer bir saldırganlığın içerisine itiyorsa bu bir anormalliktir. Öfke kişiyi bağıttırıyorsa, sinir kişiyi bağıttırıp kendi kendine ya da karşı taraftaki kişiye hakaret ettiriyorsa bu bir anormalliktir. Hele ki bu bir anne baba için bu davranış, öfke çocuğa yönelik olarak kullanılıyorsa burada amalar, fakatlar söz edilebilecek bir durum değildir. Öfke nedensel bir problem değil, kendisi bir problemdir. Buradan yola çıkmadıktan sonra kendimizi ne öfkeden arındırabiliriz ne de verdiğimiz zararları anlayabiliriz. Peki öfke anını yönetmek oldukça zordur diye söyledik. Taş taşımaktan daha zordur. Keşke takla at dense, keşke duvara tırman denmiş olsa insan yine de duvara tırmanmaya çalışabilir. Belki de şu içerisinde gerilim oluşturan bu öfke duygusu sırasında onu yönetmek, onu bırakmak aslında oldukça zor. Oldukça zor kısmını birazcık açmaya çalışayım. Aslında oldukça zor değil de yöntemini bilmeyince insan boğuluyor gibi hisseder kendisini. Aynı neye benzer? Hani yüzme bilmeyen bir adamı suyun içerisine attığın sırada çırpınır çırpınır çırpınır. Yani bir türlü baş edemez yüzmeyle. Boğulacak gibi olur. Ama yüzmeyi bilen bir insan için çok keyifli bir şeydir aslında. O tarafa yüzerek gider. Sırt üstü yüzerek gider. Öfke de böyle. Öfke duygusuyla nasıl ilişki kurulacağı, öfke duygusuyla nasıl yakınlaşılacağı eğer bilinmeyecek olursa, eğer bilinmezse öfke adamı boğar. Halbuki öfkeye karşı bir yüzme hocasının bir yüzme sporcusunun davranışı gibi öfkeyle nasıl ilişki kurulacağı, suyla nasıl ilişki kurulacağı gibi eğer bir bilgi sahibi ise birey, o halde öfke kişiye belli bir zamandan sonra onu yönetebilmenin ayrı bir gücünü hissettirir. Ancak bu akşamki konumuz öfkenin derin bir yönetilmesi değil, yani yüzme bilmek değil, yüzmeyi öğrenmek değil. Bu akşamın konusu aslında boğulmadan o anı geçirebilmek, kıyıya çıkabilmek. Bir öfke sırasında boğulmadan, bir öfke sırasında saldırmadan, bir öfkeyi pratik olarak tedavi etmeden nasıl yönetebiliriz kısmının dört adımını tarif etmeye çalışacağım. Birinci adım, birinci bilgi. Öfke sırasında birey öfkenin dürtüsü altısında kendisini tutmaya devam ederse öfkesinin şiddeti artar. Bundan dolayı birinci prensip öfkenin yönetilmesindeki birinci prensip ortamı terk et prensibidir. Bir gerilim başladı. Çocuğuna ders yaptırmaya çalışıyorsun. Çocuğun masanın altına giriyor, üstüne çıkıyor. Ağzını kalem kalemi ağzına sokuyor. Başını masaya koyuyor. Uykusu gelmiş gibi davranıyor yapamıyor, edemiyor, çizemiyor ve fark ediyorsun ki sen şu anda gerilimdesin. Eşine dedin ki şu bardağı şuraya koy, dişlerini fırçaladığın fırçayı şuraya koyma, diş macununu ortasından sıkma. Lavaboya girdiğinde saçını, sakalını döktün, tüyler burada, kıllar burada görülüyor. Burayı çıkarken şöyle bir su tut. Dedin. Kıyafetlerini şuraya çıkar dedin, ortalığı biraz çeki düzen ver dedin ama bunlar gerçekleşmiyor, gerçekleşmiyor. Çocuk dersini yapmıyor, ortalık dağınık geziyor, eşin çamaşırları oraya koyuyor. Gerilimi fark ettin, fark ettin. Yani biraz sonra patlamayı fark ettin. Birinci prensip nedir? Ortamı terk et. Ne demek ortamı terk et? Çocukla birlikte ders yapıyorsan, o ortamdan birazcık dışarıya çık. Eşinle o sırada bir konuşma içerisindeysen, eşinin davranışlarının senin söylediğinin dışında gerçekleştiğini görüyorsan, o sırada iletişime devam etme, surat asıp da dışarıya çık değil ama başka bir odaya bir beş dakikalığına uğramak üzere çocuğunun yanından ayrılırken oflayıp poflayıp masaya bir vurup değil, keyifli bir duyguyla ona onu hissettirmeden ortamı terk et. Biraz sonra çünkü tekrar geleceksin, belki biraz sonra tekrar ilişkiniz devam edecek. Öfke anında, dürtü ortamında kalmak bireyin öfkesini yönetmesini zorlaştırır. Öfke anında bireyin dürtü ortamında kalmaya devam etmesi öfkesini yönetmesini zorlaştırır. Öfkesinin şiddetini artırır. Çünkü öfke öfkenin mayasıdır. Kişi öfkelendiği sırada karşısındaki kişinin de öfkeli olduğunu, gerilim içerisinde olduğunu görüyor ya da aynı ortamın içerisinde dürtü almaya devam ediyorsa eğer öfkesinin şiddeti artar ve belli bir andan sonra odasını da terk etmeyi şurasını da terk etmeyi yeter ya biz de insanız demeye başlar film kopar kontrolden çıkar. Daha sonra pişmanlıkla geriye dönecek tabi 1. Dürtü ortamını terk et. 2. Dürtü ortamını terk ettin, içeriye çekildin. Hangi içeriye hiç fark etmez. Yatak odasına çekildin. Şöyle kapıyı hafifçe bir kapattın. Lavaboya gittin, hiç kimseye fark ettirmeden. Neden? Çünkü öfkemi bırakacağım ben. Yoksa şu öfke halimle kalacak olursam saldırganlık sergileyeceğim. Ortamı da bozacağım, kendi duygularımı da darmadağın edeceğim. Lavaboya çekildin, odaya çekildin, balkona çıktın. Hiç fark etmez. Ortamı terk et. 2- İç seslere kayıtsız kal. Ne demek iç seslere kayıtsız kal? Öfke anında bilinçaltı öfkenin şiddetini artırmak için bir çaba içerisindedir ki biraz sonra saldırganlaştıracak kişiyi yani kendisini korumaya itecek. O yüzden bilinçaltı öfkenin şiddetini nasıl artırır? İç seslerle artırır. Yav şunun yaptığı harekete bak. Ben bir saattir ders yaptırmaya çalışıyorum sanki benim için, sanki kendi iyiliğim için. Ama şunun hareketlerine bak. Ya 100 kere söyledim hala yüz birincisinde aynı şey yapıyor. Şunun suratının haline bak. Ya ben pozitif olmaya çalışıyorum şunun haline bak gibi iç sesler bireyin öfkesinin şiddetini artırmak için bir bilinçaltı oyunudur. İç sesler bilinçaltının şiddeti artırmak için, öfke duygusunun şiddetini artırmak için bir bilinçaltı oyunudur. O yüzden ortamı terk ettikten sonra yapacağın ikinci şey iç seslere kayıtsız kal. İçinde sesler çıkıyor, adam yerine koymuyor seni, sen çabalıyorsun ama o hiç bir şey yapmıyor. Bu böyle gider mi? Böyle evlilik olur mu? Niye evlendim ki ben o zaman? Niye çocuk doğurdum ki o zaman? Bu çocuk onun mu? Sadece benim mi? Ben mi sorumluyum? Hı 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 hı. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Dur! İç seslere kayıtsız kal. Ne demek kayıtsız kal? Gözlerini kapayıp hafifçe başını sola aşağıya çevirdiğinde içeride sanki bir koro halinde konuşan bücük bücük cücük cücük sanki insancıklar varmış gibi pıtır, pıtır 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 konuşanları fark et. Kişi çoğu defa iç seslerin kendi düşünceleri olduğunu zanneder. Kendi kendine konuşmalar olduğunu zanneder. Halbuki iç sesler bireyin geçmişte işittiği seslerdir. Kendisine yönelik olarak söylenmiş olan sözlerdir. Kişi İç işitmediği sözü iç ses olarak duyamaz. Kişi içinden gelen, aklına gelen, kendi kendine söylendiğini zannettiği sözleri geçmişte mutlaka işitmiştir. Hatta pedagoji bize ne diye söylüyor? Kişi işitmediği sözü söyleyemez. Hakaret etmek, birisini aşağılamak, öfkelendiği sırada bir takım aşağılayıcı sözler söylemek şu anlama gelir. Bu sözleri bire geçmişte kendisi işitmiş. Bu sadece şu anda bilinçaltının uyanmasıyla işittiği sözlerin dışa aktarımıdır. Başka bir kişiye aktarımıdır, çocuğa aktarımıdır. O halde birinci adım ortamı terk et, ikinci adım iç seslere kayıtsız kal sadece seyret. Eğer bırak ve rahatla kitabınız varsa, özür dilerim. Kendini affet kitabınız varsa, kendini affet kitabının içerisinde iç sesler bölümünü eğer okuyacak olursanız, iç seslerin birinci evresi, iç seslerle baş etmenin birinci evresi iç seslere kayıtsız kalmak, seyir evresi diye tarif edildi kitapta. İç seslerle baş etmenin birinci evresi seyir evresidir. İç sesler kısmını önümüzdeki e, hafta, önümüzdeki haftalardaki pedagoji okulunda ayrıntılı olarak değinmeye çalışacağım. İç seslere kayıtsız kal. Üçüncü adım hangi duygunun tesirindesin fark et. Fark etme. Fark et. Hangi duygunun tesirindesin? gözlerini kapattığın iç seslerin şu anda konuşuyor. Kaç kere söyledim seni insan yerine koymuyor, sevse bunu yapar, sevmese bunu yapar. Bu evlilik nasıl gidecek, sen daha ne yapacaksın, hiç seni anlamıyor, hiç seni dinlemiyor, boğuyor, iç sesler seni boğuyor. Bir dakika şöylece bir dur, hangi duygunun tesirindeyim ben? Saldırganlık, üç temel duygunun Birisinin ya da üçünün aktifleşmesi sonucunda oluşur. Saldırganlık, üç temel duygunun tesiriyle oluşur. Bunlardan birisi değersizlik duygusudur. İkincisi, yetersizlik duygusu, yani çaresiz kalmak. Üçüncüsü, suçlanacakmış gibi hissetmek. Suçluluk duygusu. Üç temel duygu, bireyin saldırganlık duygusunun kökenini oluşturur. Şimdi içeriye geçtin, iç seslere kayıtsız kaldın, sonra hangi duygunun tesirindesin bir fark et. Şu anda kendini değersiz hissediyorsun öyle değil mi? Evet. Sözün geçmiyor, eşin senin dediğini yapmıyor, adam yerine koymuyor dediğin şey aslında ağır bir değersizlik hissediyorsun genellikle ağır duygular o anın duyguları değil hassaslığın bir devamıdır. Sen değersiz hissetmemek için kendinin bir direnci var. Aslında değersiz hissedeceğim diye gerilime giriyorsun. Değersiz hissetmemek için gerilime giriyorsun. Ya da söyledin, 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 lafın yerine geçmiyor, sözün tutulmuyor, Yetersiz hissediyorsun yani çaresiz kalıyorsun. Çaresiz kalmak da kişinin gerilimini, öfkesini oluşturur. Hangi duygunun tesirindesin? Senin şiddetini oluşturan duygu o anın duygusu değil, geçmişin hassasiyeti. Geçmişte çaresizliği çok hissetmiş olan kişiler bugün sözü geçmediğinde, lafı geçmediğinde tıkanmış hissettiğinde, çaresiz kaldığında bir gerilime girer. Acaba çaresizliğin mi tesirindesin şu anda? Yetersizliğin mi? Ya da suçlanacağının tesirinde misin? Çocuğuna laf gitmiyor, geçmiyor ama bu ödev gidecek yani. Öğretmen diyecek ki, diyecek ki, diyecek ki yani. Sanki suçlanacak gibi olmanın mı tesirindesin? Yani üçüncü adım, üçüncü olarak yapmamız gerekli olan şey hangi duygunun tesirindesin? fark et. Çünkü fark edilmiş duygu şiddetini yitirir. Eğer hangi duygunun tesirinde olduğunu fark etmezsen iç sesler çoğalır. Hangi duygunun tesiriyle bu kadar gerilim içerisinde olduğunu fark ettiğin sırada fark ettiğin duygunun şiddeti azalır. Ya da bir başka deyişle bir cümlelik söyleyeyim belki başka pedagoji okullarında açılmışında tarif etmeye çalışayım. Duygu görüldüğü anda, duygu bilinç tarafından fark edildiği anda aktivitesini yitirir. Değersizlik duygusunu hissettiğini hissettiğinde, gördüğünde değersizlik duygusunun şiddeti azalır. O yüzden buna Kişinin kendi analizi diyecek olursak hangi duyguyu yaşıyor olduğunu kişi kendisinde fark ettiğinde şöyle hafif bir e, kendisindeki gerilimi fark edecektir. Gerilimin düştüğünü fark edecektir. Üçüncü adım odaya çekildik ya iç seslerimize kayıtsız kaldık. Üçüncü adım ben ne yaşıyorum sorusunun cevabını bulmak. Ya ben neyin tesirindeyim şu anda? Tamam çocuk ödevini yapmıyor da bana ne oluyor? Tamam eşim dediğimi yüz kere söylediğimi yapmıyordum. Ben ne hissediyorum şu anda? Kendimi değersiz hissediyorum. Allah Allah. Bu gerilim ondan. Eşimin bardağı yerine koymamasından, benim lafımı dinlememesinden dolayı değil. Hangi duygunun tesirindesin? Fark et. Dördüncü adımsa bedenini bırak. Duyguyu bırakmanın en önemli evresi kişinin kendisini fizyolojik olarak bırakmasıdır. Dikkat ederseniz öfkenin tesirine girdiğiniz andan itibaren vücudunuzda bir gerilim başlar. Omuzlarınız, kaşlarınız, gözleriniz, ağzınız, burnunuz böyle bir sıkmaların içerisine girer. İşte dördüncü adım olarak bedenini bırak. Bedenini bırak. Öfkeyi bırakabilmeniz için bedeninizi bırakmaya ihtiyacınız var. Bunu kolaylaştırmak için uzanın yatağa, kollarınızı şöyle hafifçe kenara bırakın ve bedeninizi öylece bırakın. Otonom gevşeme egzersizi yapın. Bedeninizi bırakmak öfkeyi bırakmanın bir başka yoludur. O halde öfke anında yapmanız gerekli olan dört adımı bir kere daha tekrar edecek olursak. 1- Ortamı terk et. 2- iç seslere kayıtsız kal. 3- Hangi duygunun tesirindesin fark et. 4- Bedenini bırak. Ve böylece öfkenin tesirinden kurtul. Öfkenin tesirinden kurtulduktan sonra her şeyden arınmış olarak tekrar Yaşam alanına dön, çocuğunun yanına dön, onu bir öp, eşinin yanına dön, ona keyifle bir sarıl ve sanki değersizliğin duygusuyla olmaktansa eşinle birlikte olmanın keyfini çıkartmaya çalış. Efendim bu akşam pedagoji okulunda öfke anında yapılması gerekli olan dört davranıştan bahsettim. Haftaya pedagoji okulunda yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.